Günaydın sevgili TV izleyicileri, Sağlık, Yaşam ve Güzellik programıma hoş geldiniz. Bugün yine Manisa'mızın çok değerli bir doktorunu konuk olarak ağırlayacağım. Kendisi Cenab-ı Yar Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi, Gastroenteroloji Uzmanı Profesör Doktor Hakan Yüceyar canlı yayın konuğum olacak. Bugün iltihabi bağırsak hastalıklarında yeni tedavi yöntemlerinden bahsedecek değerli doktorumuz. Öncelikle hoş geldiniz hocam, nasılsınız? Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. İnşallah sizler de iyisiniz. Çok sağ olun, sizler de iyiyiz. Hocam bugün çok güzel bilgiler vereceksiniz bize. Geçmişte çok güzel programlar yaptınız. Bayağı bir ara verdik ama sizi ağırlamaktan onur duyacağım bugün. Bugün iltihabi bağırsak hastalıklarında yeni tedavi yöntemlerinden bahsedeceksiniz. Öncelikle şöyle girmek isterim konuya. İltihabi bağırsak hastalıkları olarak bilinen ülseratif kolit ve Crohn hastalığının nasıl bir hastalık olduğunu açıklayarak toplum sağlığı yönünden önemli bizlere bahsedebilir misiniz? Önce davetiniz için çok teşekkür ben ederim. Teşekkür ediyorum. Bu vesileyle hastalığı ve hastalıkla ilgili gelişmeleri paylaşma imkanı bulacağımızı düşünüyorum. İltihabi bağırsak hastalıkları ülseratif kolit ve Crohn hastalığı olarak söylendiğini belirtmiştiniz. Toplum sağlığı açısından önemi özellikle çocukluk, erken erişkinlik, erişkinlik döneminde karşımıza çıkabiliyor. Bir de yaşlılık döneminde de görülebiliyor. Fakat daha çok kişinin doğurganlık çağı dediğimiz dönemini ilgilendirdiği ve çalışma dönemini ilgilendirdiği için hem anneyi hem babayı etkiler hem de çocuğun gelişme çağını etkileyen bir hastalık olması nedeniyle toplum sağlığı açısından önemini halen korumakta ve ne yazık ki bu süreç içerisinde olumsuz etkileri nedeniyle kişi sağlığını son derece yakından ilgilendiren bir problem olarak karşımıza çıkıyor. Hocam, iltihabi bağırsak hastalığı hangi bulgularla ortaya çıkar? Hasta ne tür şikayetlerle bu durumu anlayabilir ve bu yakınmalarda tanı konulması için hangi tanı yöntemleri kullanılır? İltihabi bağırsak hastalığında, ülseratif kolit ve Crohn hastalığında eğer yönetmenimiz uygun görürse, ekranı da bir yandan gösterebilirse, farklı bir rahatsızlık. Hastalara da anlatırken şu şekilde söylüyoruz. Genetik yatkınlığı olan bir kişi de ortaya çıkan bulgularla karşımıza çıkıyor. Genetik yatkınlık dediğimiz zaman kalıtsal özelliklerden bahsediyoruz. Fakat bu kalıtsal özellikler otozomal dominan dediğimiz her anne babanın evladının çoğunda ortaya çıkan bir tarzı değil. Bazen otozomal resesif diye söylüyoruz. Öyle bir özellikle de değil ama anne veya babada bu tür rahatsızlığı olan bir kişinin çocuğunda bu tür bir yakınma ortaya çıkma olasılığı artıyor. Araya giren bir mekanizma hangisi? Bugün tıp bunu net olarak bilmiyor. Fakat bazen stres, bazen bir enfeksiyon, bazen bir ilaç, bazen hepsi bir arada beslenme şekliyle ilgili bazı değişiklikler de devreye giriyor. Kişide özellikle karın ağrısı, ishal ve ateş bulgularıyla ortaya çıkıyor. Bu karın ağrısı çok hafiften çok şiddetliye kadar değişim gösterebiliyor. Bu çok hafiften çok şiddetliye kadar değişimde kişi bazen hafif bulgularla karın ağrılarından yakınabiliyor. Zaman zaman ishal olabiliyor. Bazen de son derece kanlı ishallerle karşımıza gelebiliyor. Görüntüde dikkat edecek olursak bağırsak kendi içerisinde ileri derecede yaralarla kaplanmış oluyor. Neden böyle bir şey oluyor? Şu şekilde anlatmaya çalışıyoruz hastalarımıza. Vücut kendi kalın bağırsağını, kendi ince bağırsağını yabancı görüyor. Bazen başka hastalıklarda da bu olabiliyor. Örneğin eklemlerini vücut yabancı görebiliyor. Bazı hastalıklarda karaciğerini yabancı görebiliyor. Bazı hastalıklarda pankreasını yabancı görüyor, şeker hastalığı ortaya çıkıyor. Eklemleri yabancı görmeye başladığında değişik romatizmalar var. Romatizma hastalıkları ortaya çıkabiliyor. Örneğin tiroid bezini yabancı görüyor, ona doğru saldırıyor. Onunla ilgili antijenik uyarılara cevap veriyor. Orada da mesela zehirli guatr dediğimiz durumlar ortaya çıkıyor. Burada da bağırsakları yabancı görüyor. Böyle olduğu takdirde de kişi de birdenbire başlayabildiği gibi sinsi bir karakterle de başlayabiliyor. Bu sinsi bir süreç içerisinde hastada karın ağrısı başlıyor. Bu karın ağrısı
bazen apar topar ameliyata götürecek kadar hastayı rahatsız ediyor. Bazen de hastada sinsi, yemeklerden sonra hafif bir ağrı, zaman zaman birkaç defa ishal tarzında yakınmaları ortaya çıkıyor. Bir de 37 derece, 38 derece, bazen 39 derece gibi subfebril dediğimiz, yani çok kişiyi rahatsız etmese de halsizlik, kırgınlık, yorgunluk gibi şikayetleri ortaya çıkaran ateşler olabiliyor. Bazı durumlarda ise kanlı ishal diyoruz. Kanlı ishal 1-2 defadan günde 30 defaya kadar çıkabiliyor. Yani hasta tuvaletten gelemiyor. Sürekli olarak tuvalete çıkıyor ve çıktığı zaman da ne yazık ki abdestinde kan görüyor veya sadece kan şeklinde ortaya çıkıyor. Bu tarzda ortaya çıkışta hasta erken geliyor bize, diyor ki ben kanıyorum. Ama hafif karın ağrıları, hafif ateşler olduğu zaman hastalar genelde geç kalıyorlar. Gittikleri hekimler eğer bunlardan şüphelenmezler ise bize göndermeleri veya ilgili tetkikleri yapmaları da gecikiyor. Evet. Hangi tanı yöntemleri var bununla ilgili olarak? Tanı yöntemlerinde bir kan testine bakarak hastalığı tanıyamıyoruz. Mesela şeker hastalığında diyoruz ki sizde şeker yükselmiş. Burada dolaylı testler var. Örneğin lökosit dediğimiz test yükseliyor. Sedimentasyon yükseliyor. Gaitada, abdeste kan görüyoruz. Fakat bunun ötesinde bizim tanı koymamız için bu görüntüde gördüğümüz gibi içeriye endoskopla girip parça almamız gerekiyor. Parçayı aldıktan sonra patoloji bize diyor ki evet, sizin düşündüğünüz gibi ülseratif kolit olabilir, Crohn olabilir. Bunu anladıktan sonra da karar veriyoruz. Eğer bu yönde bir kararımız söz konusuysa o zaman hastanın tedavi biçimini ona göre ayarlıyoruz. Yani burada endoskopi ana tanı yöntemi. Mutlaka biyopsi alıyoruz. Bunun yanında gaita tahlilleri, gaitada kültürler, kan testleri, hepsini bir arada değerlendirerek bakıyoruz. Yani sadece endoskopiyle karar verebilir miyiz? Kısmen verebiliriz ama bu diğer yöntemleri de yanında destekleyici olarak mutlaka değerlendirmemiz lazım. Ayırıcı tanı açısından da dikkatli davranmamız gerekiyor. Evet. Hocam peki bu rahatsızlığın tanısını alan bir olgunun seyri konusunda neler söyleyebilirsiniz? Kalın bağırsak ve ince bağırsak kanseri alakası var mıdır bu rahatsızlığın? Bu hastalık yakaladığı kişiye ve hastalığın seyrine göre değişiyor. Bir dünya haritası göstermeye çalıştım. Dikkat edecek olursanız nerelerde bu daha fazla? Gelişmiş olan ülkelerde daha çok görülüyor. Neden? Bilmiyoruz. Gelişmiş olan ülkelerde sağlık programları, sağlığa başvuru, hastaların izlenmeleri biraz daha yeterli olduğu için, artık biraz dahadan fazla yeterli olduğu için belki oranın istatistikleri daha iyi gibi. Türkiye'ye dikkat edecek olursak, Türkiye'nin de buna yakın bir sıklıkta karşılaşıldığı söyleniyor. Orta Doğu'da Yahudi toplumunda sık olarak karşımıza çıkabiliyor. Özellikle Yahudiler kendi içlerinde evlenirler. Yani dışarıya kız vermezler, dışarıdan da bir kız almazlar. O nedenle genetik hastalıklar soyda atlamalar göstererek rahatlıkla karşımıza gelebiliyor. Şimdi düşünelim, böyle bir olgu 10 yaşlarında veya 15 yaşlarında olsun. Çocukta sürekli olarak karın ağrısı, ishal, ateş başladığı zaman beslenme problemi ortaya çıkarıyor. Çocuk gelişemiyor. Kemik gelişiminde problem ortaya çıkıyor. Beslenmesinde problem ortaya çıkıyor. Aldığı gıdalar vücut tarafından emilemediğinden yeterli mineraller, vitaminler yapılamıyor ve çocuğun boy kısalığı, gelişme geriliği gibi pek çok sorun ortaya çıkabiliyor. Eğer bu dönemi atlatır, 20'li 25'li yaşlarda karşımıza çıkacak olur ise o zaman ileri derecede zayıflamalar karşımıza çıkıyor. Kan kayıplarıyla kansızlık ortaya çıkabiliyor. Hastalık bazı dönemlerde ilerleyerek ameliyata ihtiyaç gösteriyor. Tıkanıklık gibi, aşırı kanama gibi, bağırsağın delinmesi gibi böyle problemler ortaya çıktığı zaman ameliyatın kendine ait problemleri yaşanıyor. Ameliyata gidiş, ameliyattan çıktıktan sonra yara iyileşmesi, yaranın yeteri kadar iyileşememesi, akıntıların ortaya çıkması gibi pek çok problem karşımıza çıkabiliyor. Bir de bu kadar kronik bir hastalık hem hastayı hem de aileyi psikolojik yönden alt üst ediyor.
Biz şunu anlatmaya çalışıyoruz. Bu kronik bir hastalıktır, tekrarlayıcıdır, yatışabilir ve tekrarlamaları sırasında dikkatli takip ve tedavi edilmesi gerekir. İlk önce hastalar tamam diyorlar. Bir atak daha, bir atak daha, bir atak daha. Ondan sonra insanlar da bunu karşılayabilecek psikolojik bir yapı zorlanıyor. O zaman diyorlar ki tedavide bir eksiklik mi var, tedavide bir hata mı var? Acaba biz başka merkezlere mi gidelim? Çevreden söylenen diğer değişik tedavi yöntemlerine, bitkisel tedavi evet, yöntemlerine mi müracaat edelim? Duyduğumuz şu tedaviyi de mi uygulasak, bu tedaviyi de mi uygulasak gibi arayış içerisine giriyor. Bu tabii ailede çok büyük sıkıntı çıkarıyor. Evet. Hastaya öyle ki intihar etmeyi düşünen hastalarımız oluyor. Tabii bu çok büyük bir sıkıntı. 20'li 25'li yaştaki bir insanın intihar etme düşüncesine saplanacak kadar sıkıntıya düştüğünü düşünecek olursak ne kadar zorlayıcı bir problemle karşılaştığımızı bilebiliriz. Aile bir de diyor ki kızım evlenip çocuk dünyaya getirebilir mi? Oğlum evlenip çocuk sahibi olabilir mi? Olduğu takdirde kendi çocuğuna bunu geçirebilir mi? Diyoruz ki evlenebilir, çocuk sahibi olabilir, çocuğuna geçirme ihtimali düşüktür. Fakat bu fikri tam olarak algılayamayan kişi psikolojik yönden ciddi bir depresyona uğruyor. Evlenmesini erteliyor veya evlenemiyor veya nişanlı sözlüyken karşısındaki partneri diyelim bu konuyu tam anlayamıyorsa ayrılıklar yaşanıyor. Bu ayrılıklar tabii ki bütün kişileri karşılıklı olarak son derece etkiliyor. Bir de bunun ameliyat geçirdiğini söz konusu olduğunu düşünecek olur isek ameliyatın getirdiği problemler ortaya çıkıyor. Tekrar hamile kalamama, hamileliği başarılı sonlandıramama gibi problemler yaşandığı takdirde ailenin içerisine bomba düştü diye söylüyoruz. Evet. Bu yani ciddi bir bomba gibi bütün aile fertlerini ilgilendiriyor ve bütün aile fertleri o kişinin sağlığına kavuşması için son derece sıkıntı çeker duruma geliyorlar. Biraz daha ilerleyelim. Çalışan bir kişi olduğunu düşünelim. Eğer çalışıyor ise çalıştığı iş yerindeki verimi düşüyor. Sık sık hastaneye müracaat eder duruma geliyor. Hastanede aldığı tedaviler, yatma, çıkma, tekrarlama, geçireceği operasyonlar, bütün bu hadiseler ise kişinin ruh sağlığını, ailenin ruh sağlığını son derece etkiliyor. Bir tane hastamız vardı, askeri pilottu. Kendisine bu teşhisi koyduktan sonra, ülseratif koliti koyduktan sonra savaş pilotuydu. Dedik ki bunu bırakmanız gerekiyor. Zaten hocam dedi ben bu hastalığı bildirdiğim zaman dedi silahlı kuvvetler direkt olarak beni geri çekecektir dedi. Yani bu kadar meslek değiştirme, mesleğinden çıkma söz konusu oluyor. O kişi daha sonra özel hava yollarına geçerek imkanını sürdürebildi. Çünkü savaş pilotu bir kişi görev yapıyor. Ama öbürü iki kişi görev yaparken birisi tuvalete git gel riski ortaya çıktığında yapabilir. Yani bunu o kadar çok çeşitlendiriyorsunuz ki yaşamda o kadar bütün çok... Bütün hayatını etkileyebiliyor. Tabii bütün herkesi etkiliyor. Fakat tedavi ile de yatıştırdığınız zaman normal yaşantısına devam edebilir duruma geliyor. Toplum sağlığı açısından önemini ilk sorunuzda tam bu kadar açıklayamamıştım. Ama işte olaylarla karşılaştıkça insan bunun toplum sağlığı açısından ne kadar önemli olduğunu görüyor. Çok mu sık rastlanıyor bu? Yani bize göre sık. Fakat ne kadardır mesela 100 bin kişide? Yaklaşık 35-50 civarında bir rakam vardır ülseratif kolit için. Onun yarısı kadar Crohn vardır. Manisa'ya bunu uyarlayalım. Manisa 1,5 milyon interlandı olan bir şehir olduğuna göre yaklaşık Manisa bölgesinde 1000'e yakın bu civarda bir hasta vardır. Aa, çok değilmiş gibi düşünebilirsiniz. Fakat bu 1000'e yakın kişinin ayrı ayrı ailelerden, ayrı ayrı ocaklardan geldiğini düşünecek olur iseniz 1000 ailede ayrı bir bomba olduğunu ve onu sürekli o aileleri huzursuz edeceğini düşünürseniz rakam büyük. Ciddi bir rakam olarak karşımıza çıkıyor. Hocam iltihabi bağırsak hastalığı konusunda tedavi yöntemleri nelerdir? Bu tedavinin başarı oranı ne düzeydedir? Burada önemli olan bir şey var. Bu hastalıkta kişiye diyoruz ki siz bağırsağınızı yabancı görüyorsunuz.
Yani sizin vücudunuz bağırsağınıza saldırıyor. Peki ne yapacağız diye söylüyorlar. Bu hastalığı diyoruz yatıştırmak için bizim ana ilacımız kortizon. Kortizon kullanıyoruz. Peki bu ne kadar işe yarayacak diyoruz. Burada biraz şekil karmaşası var. Anlatmak belki güç, vücudun kendi savunma sistemi içerisinde bağırsağa saldırdığını göstermeye çalışıyoruz. Kısaca şöyle özetlemeye çalışıyorum bunu. Değişik şeyler var, görüntüler var. Burada özellikle bağırsağın bu saldırma problemini çözebilmek için kortizon kullanırken diyorum ki bir yangın var. Bu yangının üzerine biz ıslak bir battaniye atıyoruz. Yangının üzerine ıslak battaniye atarsanız ne olur? Tamamen söndürme ihtimaliniz düşüktür. Fakat yangını köz haline getirebilirsiniz. Kısa bir süre sonra battaniyeyi kaldıracak olursanız o köz alevleri tekrar aktif hale geçer ve alevlenme devam edebilir. Kortizon böyle bir yarar gösteriyor. Yani hastalığı kökünden halletmiyor. Fakat yatıştırmaya çalışıyor. Bazı bünyeler bu yatıştırmayı uzun sürdürüyor. Bazı bünyeler ise arka arkaya ataklar tarzında karşımıza çıkıyor. Ama kortizon halk arasında da iki tarafı keskin bıçak olarak evet. bilinen bir ilaçtır. Yan etkileri de bu, her zaman biliyoruz. Tabii. Kullanmak tabii ki hastalar da istemiyor. Biz de bunu anlatarak kullanmak zorunda kalıyoruz. Diyoruz ki bunun bir yıllık bir süre sonra kullanımında bazı etkiler ortaya çıkar. Bu yan etkilerden kemik erimesi gibi, şeker hastalığı ortaya çıkması gibi, özellikle bayanlar huzursuz oluyorlar, tüylenme gibi, kilo alma tarzında kuşinguit görünüm diyoruz. Bunlar ortaya çıkar. Fakat bunlar diyoruz ilacı bıraktığımız zaman geri dönebilir. Bu ilacın gerçekten çok ciddi bir yararı var iken bazı hastalarda birkaç defa kullandıktan sonra direnç ortaya çıkıyor. Yani ne kadar fazla dozda kullanırsak kullanalım hasta yangını söndüremiyor. O zaman sıkıntımız başlıyor. O zaman araya ona yardımcı ilaçlar vermeye başlıyoruz. Bu yardımcı ilaçlar ise kortizona nazaran farklı farklı yan etkiler göstermeye başlıyorlar. Bunları hastalarımıza anlatıyoruz. Diyoruz ki yani bunu kullanırken bunu, diğer ilacı kullanırken ise şu yan etkileri görebiliriz. Hastalar kabul ettiği sürece bunları kullanmaya başlıyoruz. Fakat sıkıntılarımız bu direnç noktasında beliriyor. Evet. Hocam peki kesin bir tedavisi olan bir hastalık mıdır yoksa ömür boyu devam edecek bir hastalık mıdır? Tıbbın bugünkü imkanlarına göre kesin tedavi yöntemleri henüz tam olarak geliştirilemedi. Bu yönde ciddi yararlar ortaya çıktı. Ömür boyunca tekrarlama ihtimali sık olarak karşımıza geliyor. Bu ömür boyunca tekrarlama ihtimalini ortadan kaldıracak tedavi yöntemleri geliştiriliyor. Bunların içerisinde özellikle kemik iliği transplantasyonu, yanlış söylemeyeyim, ana hücre, stem cell dediğimiz hücrenin kemik üzerinden transplantasyonu yapılan yöntemler var. Bunlarla ilgili iyi ve başarılı sonuçlar var. Bu başarılı sonuçlar özellikle Crohn için işimize yarıyor. Türkiye'ye de girmiş durumda fakat Türkiye'de başlayan sonuçlar şu anda çok net bir sonuç vermedi. Dünya literatüründe de belli iyi sonuçlar var. Bu çözümü ciddi oranda daha iyi hale getirir duruma gelecek gözüküyor. Fakat bununla ilgili önemli bir süreç gerekiyor. Bunun dışında Japonların buldukları bir yöntem var. Bugün de zaten onu ayrıntılı olarak konuşalım diye planladık. Evet. Hocam peki bu hastalık tedavi edilmediği ya da geç kalındığı takdirde hasta ilerleyen dönemlerde ne tür sorunlarla karşılaşır? Erken tanının, erken tedavinin öneminden biraz bahsedebilir misiniz? Şimdi hastalıkla ilgili olarak erken tanı veya tedavi ne kadar yaparsak yapalım hastalık bildiğini okuyabilir. Yani aktif halde gidebilir. Burada hani erken gelirse sonucu çabuk hallederiz, yangını söndürürüz gibi söylemler çok geçerli değil. Fakat bu hastalıkta internete hastalarımız girdiği zaman, ülseratif kolit veya Crohn dediği zaman karşısına çıkan ana sorun kanser. Kanseri gördüğü anda herkesin canı son derece sıkılıyor. Şöyle düşünüyor hasta, bu madem geçmeyen bir hastalık,
madem beni yıllarca, ömür boyunca rahatsız edecek, ben eninde sonunda kanser olacağım. Bu fikre kapıldığı takdirde zaten hastalığın getirmiş olduğu bir depresyon var. Bir de bu fikir daha da büyük bir çöküş yaşanmasına sebep olabiliyor. Onun için hastalarımıza internette okuduğu bilgileri ayrıntılı olarak anlatmaya çalışıyoruz. Diyoruz ki evet, bu kanser yapabilir. Fakat ülseratif kolitin kanseri tüm kalın bağırsağı tuttuğu takdirde %4-%5 civarındadır. Çünkü bu hastalık bütün kalın bağırsağı tutmayabilir. Hı hı. 30 santim, 40 santim, 50 santim tutabilir ve böyle kalabilir. Yıllarca da böyle gidebilir. Bunun kanserle bir alakası yok. Çok olumsuz düşünmeye de gerek yok tabii durumda. Tabii bunu net olarak vermek gerekiyor. Kanseri %100 olarak algılıyor insanlar. Evet. Bu %4-%5 rakamını da Türkiye'de rastlamıyoruz. Kuzey Avrupa ülkelerinde, Yahudi toplumunda, Kanada'da, Amerika'daki bu hastalarda bu kanser oranlarına rastlıyoruz. Fakat Türkiye'de bu kanser oranlarına rastlamıyoruz. Bunu bir kere net olarak paylaştığımız zaman hasta biraz olsun bir morali düzeliyor. Kron hastalığı için ise ince bağırsak kanseri riski söz konusu. Fakat burada kron hastalığı daha önemli komplikasyonlar çıkardığı için biz kronda kanserden korkmuyoruz. Bizim derdimiz arada fistül açacak mı? Başka organlara bağlanacak, o organlarla arasında pencereler açacak mı? Başka komplikasyonlar çıkaracak mı? Hasta bunu tam algılamadığı için oradaki kanser kelimesine takılıyor. Nasıl olsa ben kanser olacağım. Çoluğumun çocuğumun mümbetini göremeyeceğim. Ne kadar çabalarsam da bu işin sonu kötüye gidecek fikrinden kurtulması gerektiğini söylüyoruz. Bir çöküşe geçiyor zaten insan moralinde, evet, değil mi? O çöküşü biz toparlayabilirsek hastalıkta kullandığımız ilaçlar daha etkin ve yararlı oluyor. Öbür türlü ne verirseniz verin, vücut bir kere kendini çöküşe geçirmeye başladı mı biz havanda su dövüyoruz. Evet. Vücut kabul etmiyor diyor tabii. Faydalanmıyor. Yani tabii bunları oturup anlatmak, hastayı bilgilendirmek, aileyi bilgilendirmek, zaman ayırmak gerekiyor. Çünkü kısaca evet sende şu var, şu ilacı kullan, hadi güle güle, 3 ay sonra gel, 6 ay sonra gel, 1 yıl sonra gel gibi kısa konuşmalar hastayı tatmin etmiyor. Evet. İnternette yakaladığı bilgilerde bunlar olunca diyor direkt ki, onlara da bakmamamız gerekiyor. Direkt uzman, evet, kişilerle birebir görüşmeyi çok daha sağlıklı, evet, olur diye düşünüyorum, evet, ben de değil mi hocam? Bir de bunun tabii çok disiplinli olması lazım. Yani ben tek başıma hastanın psikiyatrik problemleriyle uğraşamıyorum. Tamamdır, yani tabii ki komplikasyonlarla, şunlarla uğraşıyorum. Bu bilgileri vermeye çalışıyorum. Sağ olun sizin sayenizde diyorum ki şu internet sitesinden şunları okuyun, videoyu seyredin, tekrar konuşalım diyorum. Bu da mesela bana rahatlatıyor ama özellikle bir psikiyatristi tavsiye ettiğim çok hasta oluyor. Hem hasta için hem aile için. Çünkü aile de etkileşim içerisine giriyor. Kişiye nasıl davranacağını bilemiyor. Yaşadığı ameliyatlar ne tür problemler çıkardıysa o problemleri kişiye destek olmaları gerekirken olur olmaz fikirlerle, örneğin sen ilacını aksattın, o nedenle bu hastalık alevlendi, sen işte kızartma yedin ondan böyle oldu, doktorun dediğini dinlemedin, ekşi yedin ondan böyle oldu gibi, bu şeyleri yapmamaları lazım. Bunları yavaş 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 anlatıyoruz. Evet. Ondan sonra hastalar da toparlanmaya çalışıyorlar. Hasta yakınları da çok önemli tabii ki. Hepsini. Hepsini, hepsini almak lazım. Hepsini anlatıyoruz. Hocam, iltihabi bağırsak hastalığı tedavisinde aferez yöntemi nedir? Aferez yöntemi prensipleri konusunda neler söylemek istersiniz? Şimdi aferez yöntemi kelime olarak değişik bir isim. Ne demek aferez? Şöyle söyleyelim. Tarihten beri kullanılan bir yöntem esasında bu. Birincil tarzı sülükle kan alma. Ne demek sülükle kan alma? Herkesin kafasında şöyle bir düşünce var. Hasta, kanı kirli, kirli olan kanı alırsak, atarsak vücutta kendini toparlar gibi. Bu tarihte bu şekilde yapılmış. Değişik zamanlarda ama sülükle, ama iğnelerle kanlar alınmış, atılmış ve hastaları iyileştirmeye çalışırlar. Bugünün modern tıbbında aferez denildiği zaman şöyle ciddi bir farklılığı var. Kanı oluşturan bir takım elementler var, komponentler var. Lökositler dediğimiz, eritrositler dediğimiz, trombositler dediğimiz, Türkçeleri nasıl bunların? Ak yuvarlar, al yuvarlar, pulcuklar dediğimiz şeyler. Bütün bunları parçalara ayrılarak bunların gerekli işlemlerden geçirildikten sonra
vücuda verilmesi veya tamamen uzaklaştırılması. Yani aferez yöntemi hem tarihte hem de günümüz tıbbında çok değişik sebeplerle kullanılabiliyor. Mesela kanında çok yüksek trigliserit yağı olan bir kimse sürekli pankreas iltihapları geçirebilir. Örneğin bu kişinin kanından yağları çekmek mümkün oluyor. Başka bir örnek verelim. Hasta mantar yiyor, zehirleniyor. Yoğun bakım koşullarında karaciğer yetmezliğiyle geliyor. Bu hastanın mantar zehirlenmesini bu yöntemle temizleyebiliyorsunuz. Çok sinir alıyor. Bir kısmını geri alıyorsunuz, temizleyerek kanın diğer komponentlerini geri veriyorsunuz. Ama mantarın toksik maddelerini alıyorsunuz. Bazı ilaç toksinlerini, bazı karaciğer yetmezlikleri problemlerini, şu an saymaya çalışsam pek çok hastalık var. Nörolojik hastalıklar var, romatizmal hastalıklar var. Buralarda kanın bir takım işlemlerden geçirilerek toparlanması sistemine dayanıyor. Peki Japonlar ne yapmışlar bu lokoforezis denilen yöntemle? Burada demiştik ya, vücut kendi bağırsağını yabancı görüyor. Kendi bağırsağını yabancı görürken bir takım hücrelerle saldırıyor. Bu hücreler özellikle bizim ak yuvar, al yuvar, pulcuklar, trombositler dediğimiz hücreler, bu hücreler saldırdığı zaman bağırsaklarda yaralar, kanamalar, delinmeler, pek çok şeyler oluyor. Resimde göstermeye çalıştığımız gibi şemada bir kişinin bir kolundan kan alındıktan sonra bu kan özel bir cihazdan geçirilerek onun içerisinde bu saldırgan hücreler temizleniyorlar. Temiz olan hücreler vücuda tekrar gelip kanından kişinin diğer kolundan veriliyorlar. Bu işlem yaklaşık 1 saat kadar sürüyor. Bu işlem yapıldıktan sonra böylesine bir sistemden geçiriliyor. Vücut kendi bağırsaklarına karşı saldırganlığından yatışmaya başlıyor. Demiştik ki kortizon kullanıyoruz. Bu da ciddi bir yardımcı faktör olarak karşımıza çıkıyor. Böylesine bir uygulama yaptığımız zaman kişinin kendi hücrelerini temizleyerek, kendi kanını tekrar ona vererek bu saldırganlıktan vazgeçmesini bekliyoruz ve olayı yatıştırmaya çalışıyoruz. Böyle bir kolundan alınıyor, cihazdan geçiriliyor. Arkasından bu temizlenen kan diğer koldan geri veriliyor. Ana prensip bu. Bu uygulama şekli haftada 3 gün yapılabildiği gibi, haftada 2 gün, haftada 1 gün, ayda 1 gün gibi değişik yöntemlerle uygulanabiliyor. Peki bunun hiçbir sakıncası yok mu? Bu tamamen sütten çıkmış ak kaşık mı? Hiçbir problem yaratmayan bir tedavi yöntemi mi? Her şeyin kendine ait bir riski var. Diş çekmeye giderken diyoruz ki diş çekmenin de kendine ait riskleri var. Burada nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Bir, bu işlemi yapacak olan ekibin bu konuda iyi yetişmiş olması lazım. Kullanılacak olan malzemenin temiz, mikropsuz olması lazım. Kişinin damar yolunun bu iğnelerin girmesine müsait olması lazım. Çok ince damar yolları olursa boyundaki damarlardan girmek zorunda kalıyoruz. Kateter takıyoruz oraya. O veya bu tarzda kolundan girildiği takdirde enfeksiyon kaptırabiliriz. Enfeksiyon kaptırıldığı takdirde karşımıza çıkacak olan sorun nedir? Mikrobun vücuda girmesine bağlı olarak vücutta meydana gelebilecek ateş yükselmesi, terleme, tansiyon düşmesi, çarpıntı gibi pek çok faktörler olabilir. Tansiyon düşüklüğü yapabiliyor. Çünkü kanı belli bir miktar alıyorsunuz, temizliyorsunuz, ondan sonra kişiye veriyorsunuz. Tansiyon düşürüyor. Fakat işlem sırasında hastanede kalması ve yatarak bulunması söz konusu olduğundan bu tansiyon düşmesinden çok etkilenmiyoruz. Bunun dışında başka problemler var mı? Bizim ciddi bir vaka grubumuz oldu. Bu vaka grubuna yaklaşık 400 civarında işlem yapıldı Celalbayar Üniversitesi'nde. Yapılan bu işlemlerde önemli bir komplikasyonla karşılaşmadık. Japonya'dan yapılan yayında ise yaklaşık 800 olgu çok merkezli olarak çalışılmış durumda ve onlarda yayınlanmış olan veriler var. Herhangi bir ölüm tanımlanmıyor. Fakat iltihap kapma, yara yerinde kanama, hastanın tansiyon düşüklüğü nedeniyle baygınlık gibi problemler var.
fakat hayatı tehdit eden bir faktörle karşılaşılmaması önemli. Yan etki olarak bunların dışında da başka bir şeyle karşılaşılmamış durumda. Evet. Hocam peki afez yönteminin başarısı ne orandadır? Tedavi hangi hastalara uygulanabilir? Bununla ilgili bir video göstermeye çalışayım size. O videoya bakarak değerlendirelim. Bu hastamız oldukça ağır seyirli olan bir hastamız. Yaraları sanırım gözünüz alışacak. Şuradaki şeyi kapatırsak ama bilemiyorum. Floresan yeterli olsun. Görülüyor zaten yeteri kadar gülü. Evet, dikkat ederseniz çok ağır yaralar var içeride. Evet. Bu hastamız yaklaşık 5 yıldır hastalığı devam eden genç bir hasta, erkek bir hasta. Ve hastanın bu yaraları nedeniyle hem kalın bağırsağı hem de pankreasında problem çıkmıştı. Bu çocukcağız evlenmeyi aklına bile getiremiyordu. Tedaviden sonra şimdi nikah şahidi olarak bizi çağırıyor. Yani diyor ki hocam ben evlenme fikrine ulaşabildim. Neredeyse her şeyi kapatmış, depresyona girmiş durumdaydı. Bu aferez işlemi yapılmadan önceki durumu. Bu hastaya örneğin kortizon kullanıldı, bırakıldı, tekrar kullanıldı, bırakıldı. Diğer tedaviler denendi, bırakıldı. Başka ilaçlar kullanıldı, bırakıldı. Fakat hastalık alevli olarak gidiyor idi. Bu hastaya uygulanan aferez yönteminde kan temizlenmesi diyebiliriz. Bu yöntemi uyguladıktan sonra buraya gözümüz alıştığına göre bundan sonra ki durumu göstermeye çalışacağım. Ne kadar zaman sonra bu hastalığın şu anki bulgularından yaklaşık 4 ay sonraki tedaviyi göstermeye çalışacağım. Burada parçalar alıyoruz, bakıyoruz neler vardır diye. Ne kadarlık bir tedavi uygulandı? Uygulanan tedavi yaklaşık 1,5 aylık olacak şekilde planlandı. Ve arkasından hastaya bakın yaralar ne kadar iyileşmiş durumda, ne kadar dramatik olarak bunlar toparlanmış durumda. Tabii eskiye dönüş yok. Yani annesinden doğduğu gibi değil. Hani pırıl pırıl değil. Biz oradaki problemleri görüyoruz ama bir önceki gösterdiğime dikkat edecek olursanız oradaki yaraların tümü kalkmış durumda. Evet. Peki iyi, hoş, güzel. Ne kadar devam ediyor bu? Halen bağlantıda takibimizde olan bir hasta halen iyi gidiyor. Halen bu bulguları iyi gidiyor. Peki sadece bu yöntem mi işe yaradı? Hayır. Bunun yanında diğer tedavi yöntemleri de devam ediyor. Fakat diğer tedavi yöntemlerini uygularken alamadığımız yanıt bununla başarılı duruma geldi. Yani önemli olan burada yardımcı ve ana tedavi yöntemi olarak ne kadar etkin olabileceği belirlenmeye çalışılıyor. Japonların bize verdiği literatür bilgileri ve kendi deneyimlerimizde çok ağır vakalarda daha başarılı. Daha hafif vakalarda ise daha uzun dönemde kullanılması gereken bir yöntem. Yani ayda bir, iki ayda bir bu şekilde kanın temizlenmesi tarzında uygulanması gereken bir yöntem gibi. Ama bununla ilgili ana bilgilerimiz bu konudaki yapılan çalışmalar arttıkça söz konusu olacak. Biraz önce bahsetmeye çalıştım. Bizim kendi serilerimizde yaptığımız çalışmalarımızda vaka serimizde özellikle 30'a yakın Crohn olgusu, 30'a yakın ülseratif kolit olgusu, 5 tane kadar da Crohn hastasında bunu karşılaştık ve kullanmaya başladık. Bu tedavilerden başarı oranları ile ilgili bir tablo göstereceğim ama belki çok fazla anlaşılamayacak. Kısaca özetleyeyim. Bunlar Japonların çalışmaları. Şu çalışma hastaların isimlerinin baş harfleri şeklinde veriliyor. Buralardaki bizim başarı oranımız %70-75 arasında değişiyor. Başarısız olduğumuz vakalar nasıl? Ağır vakalar var. Bu ağır vakaların dışında tedaviye gelmeyen vakalar var. Veya tedavi alıp tekrarlayan vakalar var. %70-75 başarı iyi bir başarı. Evet, fakat tekrar söylüyorum tek başına değil. Yani yöntemin tek başına olan bir tarzı değil. Çünkü burada ben size sadece bu yöntemi uygulayacağım. Bütün ilaçlarınızı keseceksiniz deme şansınız yok. O ilaçlar devam ederken bunu kullanıyoruz.
Amaç ne burada? Hastalığın ilerlemesini engellemek, ameliyata gidişi durdurmak ve vereceğimiz tedavilerde oldukça yan etkileri az düzeyde tutabilecek tedavi yöntemlerini seçmek olmalı. Bu konuda başarılı olarak görünüyor. Devam eder inşallah başarız. Hocam peki aferez tedavisinin gelecekte uygulanacak diğer tedavi yöntemleri arasında yerini nasıl değerlendirirsiniz? Biraz önce bahsetmeye çalışmıştım ana hücre, stemsel hücresi diye. Yani bizim doğduğumuz zaman genetik yapımızın kodlandığı ana hücremiz. O hücrelerden bizim her türlü dokumuz, organımız, her şey kodlanarak çıkıyor. Bu hücreye ne kadar etkin bir müdahale yapılabilir ise o zaman bu genetik rahatsızlığı ortadan kaldırma veya komplikasyonlarını engelleme süreci şansı ortaya çıkacaktır. Aferez bizi bu tedaviler gelişinceye kadar ayakta tutabilecek yöntemlerden birisi. Yani hastayı ameliyata verilmesini engelleyici, hastanın diğer ilaçları aldığı zaman o ilaçların etkinliğini arttırıcı, vücudun bu hastalığa karşı sakin dönemde kalmasını sağlayıcı, yardımcı bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor. Ama ana hücreye ne kadar müdahale edebilirsek ve o müdahalemizde genetik yapıyı değiştirerek kişinin bu hastalığının ortaya çıkmasını engelleyebilirsek veya çıkan hastalığın kötü gidişatını engelleyebilirsek bu yöntemler esas yöntemleri olacaktır. Bunun gelişmesini beklememiz gerekiyor. Çünkü bu yaklaşık 8-10 yıldır uygulanan bir tedavi yöntemi. Kron hastalarında uygulanıyor. Şu anda ülseratif kolitte de uygulanma aşamasına gelindi. Fakat kron bizim için çok ağır bir hastalıktır. Oldukça komplike seyreden bir hastalıktır. Buralarda daha fazla tercih ediliyor. Buradaki uygulanma şekillerinin maliyetleri çok yüksek. O maliyetlerden elde edilecek yanıtları da belirlemeye çalışılıyor. Dediğim gibi Türkiye'de Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde uygulanır duruma geldi. Bugüne kadar olan başarılarının giderek arttığını izliyoruz. Çünkü bir yöntemi hemen ortaya koyduğunuz zaman onun başarı elde edebilmesi en az bir 5 sene, 8 sene gibi bir süreç yaşanmasını gerektiriyor. Hem dünyadaki gelişmeler hem de Türkiye'deki gelişmelerle bu süreç uzayacaktır. Aferez sistemi ise özellikle bu hastalarımızın biraz önce söylemeye çalıştığım gibi tedavilerinin etkinliğini arttırma, hastaların kansere gidişlerini durdurabilme, hastaların cerrahi alma ihtimallerini azaltma yönünden yardımcı bir yöntem olarak, etkin bir tedavi olarak yakın zaman içerisinde oturacaktır diye gözüküyor. Hocam, bu rahatsızlıktan korunmanın bir yolu var mıdır? Bu durumdan korunmanın yollarından bahseder misiniz? Özellikle beslenme alışkanlığıyla alakalı neler söylemek istersiniz? Önerileriniz nelerdir? Şimdi beslenme başlı başına dünyada da karşımıza çıkan önemli bir kavram. Bu kavramın içerisinde hastalarımıza sürekli olarak şunu söylemeye çalışıyorum. Ne yiyip ne yemediğimiz belli değil. Yani bir bu yediğimiz gıdalar, içtiğimiz su, çevreden aldığımız etkiler çok faktörlü olarak karşımıza çıkıyor. Bununla ilgili yapılabilecek olan şeyler neler? Bir kere su kullanımımızda, içecek suyu ne kadar sağlıklı alıyoruz? Bununla ilgili ölçümler düzenli yapılabiliyor mu? Hangi merkezlerden aldığımız su daha güvenlidir? İçerisinde bizim için yararlı mineralleri içeriyor veya zararlı olan mineralleri içiyor. Bununla ilgili toplumun bilgilendirilmesi lazım. Bir kere bu konu gerek Türkiye'de gerek Türkiye dışında halen ne kadar etkin? Ne kadar biz içtiğimiz suyu aldığımız gıdada güvenli olduğuna inanacağımız bir süzgeçten geçiyor. Bunu toplum olarak istememiz gerekiyor. Bunu toplum olarak istediğimiz zaman bu bilgilendirmeye ulaştığımız zaman gıda tüketimimiz rahatlayacaktır. Şimdi zaman zaman hepimiz yaşıyoruz. Türkiye'de yetiştirilen herhangi bir gıda veya su
yurt dışına gönderiliyor. Yurt dışında belli kontrol mekanizmalarından geçiyor, reddedilerek Türkiye'ye geri gönderiliyor. Bize kendimize sormamız gereken şu, biz acaba kendimizde yetişen her türlü gıdanın ve ürünün bu tür sağlık kontrollarında ne derece geçtiğini bilmemiz lazım. Eğer bunları bilebilir isek beslenme şeklimizi düzenleyebiliriz. Manisa'dayız, pazara çıkıyoruz. Pazarda soruyorum, diyorum ki ıspanak nereden geldi? Kişi de diyor ki bu köyümüzden geldi. Peki köyünüz nerede? Diyor ki Menemen kıyısında. Peki diyorum Gediz'in kolları oraya uzanıyor mu? Uzanıyor diyor. Suyu diyorum nereden alıyorsunuz? Gediz'den alıyoruz diyor. Şimdi Gediz'e akan fabrika artıkları veya sanayi artıkları neyse. Çevre kirliliğinden etkileniyor mu? Biz bunları biliyor muyuz? Peki bununla sulanan ıspanak, marul, dereotu, maydanoz sağlıklı. Bunları biliyor muyuz? Bunların hiçbirini bilmiyoruz. Kesinlikle. Peki ıspanağı köyden aldığımızı zannediyoruz. Aa köylüden ıspanak aldık. Aa köylüden salatalık aldık. Bu ürünün ne derece yararlı, ne derece zararlı olduğu konusunda biz bilgilenmezsek o zaman beslenmemizi neye göre ayarlayacağız? Çok zor. Veya marketlerde organik olduğu iddia edilen ürünlere yüksek rakamlar vererek alıyoruz. Evet. Nesi organik, nesi değil. Evet. Ne kadar yararlı, ne kadar değil. Yani burada beslenmeyi karşımızdaki kişiye veya kendimize nasıl anlatacağız? Çünkü beslenme pek çok hastalığın ana faktörü. Kesinlikle. Şöyle bir örnek verebilirim. Vücudumuzda 1 çarpı 10 üzeri 12 yani trilyonlarca hücre var. Evet. Kaç tane bakteri var biliyor musunuz? Bunun birkaç katı. Yani 1 çarpı 10 üzeri 14. Yani vücudumuzda var olan normal hücremizden daha fazla bakteri var. Ne demek bu? Normal sindirim sistemimiz içerisinde doğduktan sonra, annemizden doğduktan sonra çevreden sürekli olarak bakteri alıyoruz. Bu bağırsaklarda oturuyor. Buna mikrobiyata deniliyor. Yani o bölgenin mikrobik florası deniliyor. Bu o kadar sağlığımızı etkilediği kanıtlandı ki pek çok noktada etkiliyor. Bunun bize zararlı hale gelmesine sebep olacak ana faktör nedir? Gıdadır. Evet. Bu nedenle gıdanın alımının mutlaka bizim tarafımızdan bilgilendirecek mekanizmalara kavuşmamız gerekiyor. Bu genetiği oynanmış organizma mıdır? Bu Gediz'in toksik maddeler içeren suyuyla sulanmış bir ürün müdür? Veya foseptik karışmış bir kuyunun suyunun sulandığı bir sebze midir? Yani toksik bir madde içeriyor veya içermiyor bizim bilmemiz lazım. Öbür Hocam, türlü... Bu şartlarda da çok zor sanki bunları takip etmek. Çok zor değil. Çok zor değil. Yani bu tabii ki devlet toplum sağlığını koruması gereken ana mekanizmadır. Evet. Toplum sağlığı silahla korunabilir. Ama esas olarak bu şekilde korunması Doğru. gerekiyor. Çünkü dikkat ederseniz her yerde hastalıklar aşırı duruma geldi. Evet. Bütün her yer kanserden geçilmiyor. Bütün her yer yediklerimizden bağırsaklar hastalıkları yok mide hastalıklarından geçilmiyor. O halde bizde bir sorun var. Yani bütün dünyada bir sorun var. Bu sorunun tümden halledilebilmesi için bence yapılacak olan şey bu. Yani tabii zor. Bizler ne yapmalıyız bu konuda hocam? Biz talep etmeliyiz. Evet. Biz sürekli olarak, toplum olarak bu ürünün ne olup ne olmadığını talep etmeliyiz. Yani biz bu talebi ortaya çıkarırsak devlet bunu sunacaktır. Halk daha fazla bilinçlenmesi gerekiyor. Tabii bilinçlenme derken bunu anlatmaya evet, çalışıyorum. Kesinlikle. Yani biz ne yiyip ne içtiğimizi biliyoruz. İstanbul'da içilen sularla ilgili basında görüyoruz. Belediye bir kontrol yapıyor. Ne kadar çok suda sorun olduğu ortaya çıkıyor. Peki bu senenin bir ayında yapılması gereken bir kontrol mudur? Veya bir sefer yapılması gereken bir kontrol mudur? Çok mu yapılması gerekendir? Her gün mü yapılması gerekendir? Yani bunu bizim talep etmemiz lazım. Çünkü sulara devamlı para veriyoruz. Evet. Bunun gibi yani pek çok ürüne para veriyoruz. Hı hı. Ve verdiğimiz paralar azımsanacak paralar değil. Ciddi paralar yatırıyoruz. Gıda çok pahalı hale geldi. Bunun gibi şeylerin hepsinin
ana kontrol mekanizması devlet tarafından yapılması lazım. Bu çünkü bir özel sektörün yapacağı işler değil. Kuş gribi meselesi çıktı ortaya mesela, daha yeni patladı. Bu herhalde çıkıncaya kadar çok tavuk yedik. Evet. Peki bu arada ne oldu? Nasıl oldu? Yani buradaki ana sorun beslenmenin mutlaka belli kriterler içerisinde denetlenmesi lazım. Öbür türlü biz sürekli olarak bataklıktaki sineklerle uğraşıyoruz. Evet. Ama bataklık hala bataklık olarak devam durur ise bizim toplum sağlığından bahsetme şansımız bence düşük. Hocam çok güzel bilgiler verdiniz. Konuyla alakalı eklemek istediğiniz başka sözleriniz var mı? Sağlık sistemindeki değişim, özellikle emekli sandığı, Bağkur ve SSK'da daha önceden tek çatı altında toplanmamıştı. Sene 1996 ben Celal Bayar'a geldim, gastroenteroloji bilim dalını kurdum. Dediler ki neden başını kaldırmıyorsun, sürekli olarak endoskopi yapıyorsun, kolonoskopi yapıyorsun, bize gelip hani bir sohbet etmiyorsun. Dedim zamanım yok, yani sürekli olarak hastayla uğraşmam lazım. Peki dediler, bu gastroenterolojinin hastalıkları çok mu önemli? Yani dedim hastalık, herkes geliyor. Şu anda dedim, 96'yı kastediyorum, şu andaki hastalıklar bizim dedim normalde toplumda olan hastalıklarımızın 1/3 civarında dedim. Herkes bir burun kıvırdı. Yani ben çok daha fazla hasta grubuyla karşılaşmam gerektiğini söylediğim zaman çok anlamadılar. Bunu anlamayan kişi kendi doktor arkadaşlarım. Sonra tek çatı altında toplandı. Böylece SSK üniversiteye gelebilir duruma geldi. Bağkur üniversiteye gelebilir duruma geldi. Bu hastalıkların ne kadar fazla olduğu ortaya çıktı. Her şeyi biz görebiliyor muyuz? Hayır. Özel sağlık kuruluşları, devlet hastaneleri, yetişen pek çok insanı gönderdik. Arkadaşlarımız çevrede yerleştiler. Bu hastalıkların ne kadar fazla olduğu toplumda ortaya çıktı. Görülmeyen, tanınmayan ülseratif kolit gibi kron hastalarının ne kadar toplum içerisinde ortada gezer veya komplikasyonlarıyla karşılaşır durumda olduğu ortaya çıktı. Tabii sağlık sistemindeki ana gelişme bu hastalığın tedavisini mümkün duruma getirdi. Ama tekrar başa dönmem lazım. Toplum sağlığını ilgilendiren ana faktörleri iyi korumak, iyi kollamak, önlem almak gerekiyor ki sadece hastalıkla değil, hastalık çıkmadan önce önlenebilir olduğunu anlatmak gerekiyor. Evet, hocam çok çok teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ederim. Sizi öğrenmekten onur duydum. Verdiğiniz bilgilerden dolayı ve geldiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. Evet sevgili TV izleyicileri, değerli doktorumuz Hakan Yüceyer'den çok güzel bilgilerini aldık ve tabii ki bir programın daha sonuna geldik. Bir başka programda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın, sağlıklı ve sevgili kalın.